Dünya bir enerji darboğazından geçiyor, malumunuz. Bu durum enerji fiyatlarının özellikle son bir yıl içerisinde neredeyse %200-300'e yani 2 kat, 3 kat hatta bazı spot piyasalarda 5 katla varan oranlarda artışa neden oldu. Yerli ve milli kaynaklar yaşanan bu şok dalgasına karşı adeta bir koruyucu şemsiye, paratoner görevi üstleniyor. Çünkü konjonktürel gelişmeler uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarında rally yaşanmasına neden olurken bunun etkisini en az derecede hisseden ülkeler kendi yerli ve milli kaynaklarından, yenilenebilir kaynaklarından fazlaca yararlanan ülkeler olacak. Türkiye bu konuda son zamanlarda çok büyük bir mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün toplam kurulu gücümüzün yarısından fazlası %53 seviyelerine ulaşmıştı. Bu oran son 20 yılda 4-5 kat artarak bu seviyelere ulaştı. Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüzün seviyesi de 165'ler civarında. Yenilenebilir enerji alanında bakanlığımız ve belediyelerimizle ortaklaşa Avrupa Birliği destekli 3 adet İPA projesi yürütüyoruz. En an devam eden projelerdir. Buradaki bazı belediyelerimizin bu projelerin içerisinde yer aldığını da biliyorum. Yenilenebilir enerji ekipman alımı projesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ekipman alımı projesiyle teknik destek projeleri olmak üzere halihazırda 3 projede devam ediyor. Denizli, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir belediyelerimize toplam 7,6 megawattlık 5 adet güneş santrali ve bir hidrolik santralin kurulumunu da tamamladı. Adıyaman, Isparta ve Sivas belediyelerimize de inşallah yine bu kapsamda 2,9 megawattlık lisanssız güneş santralleri kurmayı hedefliyoruz. Orada da teknik hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Yakın zamanda inşallah bu projelerin duyurusu yapılacak. Enerji verimliliği de yerli, milli ve temiz bir enerji kaynağımız. Enerji zengini bir ülke değiliz maalesef. Bugün yerli ve yenilenebilir enerjide her bir puanlık artış, yani yurt dışından o kaynağı getirmeyip kendi kaynaklarımızdan temin ettiğimizde her bir puanlık artış yaklaşık 250 milyon dolarlık enerji ithalatını önlüyor. Bir de verimlilik boyutu var ki onun getirisi bundan hayli fazla. 2017-2020 arasında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle 1,117 milyar dolarlık bir mali tasarruf sağladı ülkece, ülke genelinde, kamu özelinde. Sadece 2020 yılında elde ettiğimiz tasarrufun mali karşılığı 158 milyon dolar oldu. Bakanlığı ve Enerji Kentleri Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan yenilenebilir... Tabii ki biz çok şükür üreten bir ülkeyiz. Üreten bir kentiz. Ama üretimin de bazı gerekleri var. Bu gereklerden bir tanesi de enerji sağlamak. Tabii biz insanoğlu olarak dünyayı tükettik. Vahşice kullandık güne kadar. Artık
biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz, hep birlikte buna çok hem merkezi hükümet olarak hem yerel yönetimler olarak önem vermemiz gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Enerji Kentler Birliği 1997 yılında jeotermal kentler birliği olarak kurulmuş. Hem jeotermal termal sağlık alanında hem de enerji üretim alanında belediyelerimize yol gösterme, danışmanlık hizmeti yapma noktasında önemli bir görevi yürütmüştür.